Elbet Ferit böyle dükkan açma videonun devamının gelmesini istiyorsanız Ferit Ayşe Ahmet abi dükkan açmaya devam edeceğiz çünkü 10.000 bin like bekliyorum sizlerden Ferit 10 like gelirse Ahmet abiyle dükkan açmaya devam edeceğiz arkadaşlar Video o yüzden like atmayı kanalıma abone olmayı, bir maç mı arkadaşlar Ayrıca yorumlarınızı kalp bırakıyorum lütfen yorumlarda dükkan fikirlerinizi yazmayı unutmayın Gelecekte Ahmet abi nasıl bir dükkan açalım lütfen yorumlar dediğim gibi yazın O zaman arkadaşlar yazdıysanız ve bunları yaptıysanız videoya geçiyoruz Hadi fakir yardımına ihtiyacım var. Dükkanı bir önce tamamlamamız gerekiyor. Çabuk. Tamamdır Ahmet abi ya. Vallahi Ahmet abi. Gidip de polisi bırakıp yani dükkan açmayı mı kararlaştırdın Ahmet abi? Yo canım istedi sadece. Bak ne dükkanı açtım. Tahmin edebilir misin? Ee, şöyle bakayım. Aa kalemlik falan var. Kırtasiye açmışsın Ahmet abi. Okul dükkanı. Okul dükkanı. Tamam. Kırtasiye de aynı şey Ahmet abi. Şöyle Ferit dayısı. Ahmet abi bize birazcık yardımcı olalım, Camları koyalım. Ahmet abi ne kadar hızlı yapabilirsin ki yani? Okul dönemi yok ki. Kardeşim okul dönemi olmasa bile öğretmenler illa bir şey istiyor yani. Öyle değil mi? Yani öğretmenler hep bir şey ister Ferit ailesi. O da doğru. Şöyle kapımızı koyalım. Ahmet abi şu an tam oldu ya. Müthiş duruyor. Tamamdır kardeşim. Müthiş durdu. Şimdi içeri gel. içeri göstereceğim sana. İyi tamam Ahmet abi. Hadi gidelim bakalım. İçerisi nasıl olmuş kardeşim? Ben yaptım. Nasıl yani? Dışını sen yapmadın, başkası mı yaptı? Evet, dışına başkası yaptı, içini ben yaptım kardeşim. Hoş duruyor mu? Evet Ahmet abi, masaları ben hoş duruyor da neyse. O kadar yapmışsın. Gidip bir müşteri gelse iyi olur bence, değil mi? Evet kardeşim, bence dükkanı bir an önce açmamız gerekiyor. Yoksa para da kazanamayacağız. İyi tamam Ahmet abi, burada bekle. Ben şimdi dükkan açıldığına dair duyuru yapacağım, tamam mı? Tamamdır kardeşim, yapıver. Gözünü seveyim ya. <laughs> Duyduk duymadık demeyin. Okul dükkanı açıldı. Hadi bakalım arkadaşlar indirim var. Hepiniz okul dükkanına bekliyoruz. Ahmet abi bence bu iş yaramayacak biliyor musun? Kimse benim sesimi duymamıştır bile. E tabii kardeşim ben bile duymadım yani. Kim duysun ki? <laughs> e ne yapacağız Ahmet abi? Fikrin ne? Nasıl müşteri çekeceğiz? Kardeşim afiş afiş. Hadi afişleri al masanın orada. Masanın orada mı? Hani nerede Ahmet abi? Soluna bak. Ah sandık var burada. Bu sandığın içinde mi diyorsun Ahmet abi? Evet kardeşim. Afişleri al ve şöyle asmaya başla. Çabuk. Tamamdır Ahmet abi. Şöyle Ferit Ayşe afişleri alalım. Bu ne afişleri böyle ya? Şöyle bir bakabilir miyim Ahmet abi? Bakma kardeşim. Asarsan bakarsın. Tamamdır Ahmet abi. Öyle olsun. Hadi bakalım Ferit Ayşe. Ahmet abi birazcık sinirli. Müşteri gelmedi için herhalde. Şöyle Ferit Ayşe. Okul dükkanı açıldık. Oha güzel afiş. Şuraya da asalım arkadaşlar. Her yere asalım Ferit Ayşe. Okul dükkanının açıldığına dair herkes haberdar etmemiz gerekiyor. Hatta evimize de asalım arkadaşlar. Parka da asalım Ferit Ayşe. Parkta çünkü çocuklar oynuyor. Daha sonra arkadaşlar şuradaki ağaca asalım. Şu binanın arkadaşlar ya daha doğrusu dükkanın şurasına asalım. Şurasına asalım. Tamamdır arkadaşlar. Sanırım köyün her yerine bu afişlerden asmış bulunmaktayız. Şimdi tek yapmamız gereken Ferit Dice'e müşterinin gelmesini beklemek. Çünkü hiç müşteri gelmiyor. Hadi bakalım Ferit ailesi. Şimdi Ahmet abi arkadaşlar güzel haber verelim. Ahmet abi ben var ya afişi köyün her tarafına astım abi. Bence var ya %100 müşteri gelecek %100. Kardeşim kör müsün yoksa sen mi göremiyorsun? Bak sağında müşteri var zaten git ilgilen. Müşteri mi var? Aa ne ara görüp de geldiniz be. Abi merhaba. Afişe benim dükkanın oraya yazmışsınız abi. Benim çocuğa da kırtasiye eşyaları gerekiyordu öğretmenin tarafından abi. Bir geleyim bir uğrayayım dedim. Yeni mi açtınız? Evet madenci şu an bu gördüğün dükkan yeni kardeşim bir hayırlı olsun alırız ya Hayırlı olsun abi Allah bol kazançlar getirsin amin abicim ya Sana da kardeşim çok teşekkür ederim şimdi ufaklık senin şu listeni ver bakalım bana öğretmen sana herhangi bir, bir liste verdi mi? Tamamdır. Güzel. Şöyle bir okuyalım Ferit Talisi. Alınacaklar. Çanta, kalem, defter, A4 kağıdı. Ha, o kadar fazla değilmiş ya. Şimdi söyle bakalım ufaklık. En sevdiğin renk hangisi? Kırmızı mı? Sarı mı? Turuncu mu? Mavi mi? Yoksa pembe mi? Ee, baba sen de hangi Oğlum vallahi ben bir şey diyemiyorum ya. Ben yerinde olsam ama sarı rengi alırdım. Ya Evet maalesef o stoklarımız da yok ya. Evet ya stoklarımızı getiremedik ama getirdiğimiz zaman size haber ederiz. O zaman ben maviye geleceğim ya maviye geldim istiyorum. İyi tamam mavi renk çanta şöyle sana vereyim. Evet Ferit Ağaç çanta dalındı. Üzerine şöyle tik atalım. Oha kalem de diyor. Ya ufaklık sen hiç okula gidiyorsun hiç kalem almadın mı yanına ya? Maalesef fakir bey. Fakirlikten alamıyoruz. Allah kurar gelip çapsın abi. Yemin ederim elmas ya abi. İki aydır elmas bulamıyorum abi. Ah be madenci üzücük be kardeşim her neyse Şimdi alıyorsun en azından bak şimdi herhalde elmas buldun Evet abi Allah'a şükür elmas buldum da şimdi Alabiliyorum çocuğuma bir şeyler O kılıç yaşını ancak şimdi yapabildim abi Ben iş canımım abi İyi tamam kardeşim bak daha fazla konuşma üzülleniyorum her neyse Evet şimdi sana bir tane kalemlik al verelim şuradan en ucuzundan verelim Tamam güzel kalem de hazır arkadaşlar Kalemliği de aldık. şöyle üzerine çarpı koyalım Söyle bakalım ufaklık çizgili defter mi istedi yoksa kareli defter mi? Bilmiyorum. Tamam o zaman Türk çocuğun istediyse çizgili işlemiştir. Ben de çizgili defter var. Şöyle vereyim çizgi defterini. Onu da arkadaşlar üzerine çarpı atalım. A4 kağıdı. Niye A4 kağıdı istiyorlar ya? Sormayın Fakir Bey. Okula kayıt harcı diye istiyorlar. Hani okula kaydettirdik ya. Okula bir yardımda bulunuyor. O yüzden fotokopi kağıdı almak zorundayız. Evet ya okula paramız yok ama bize kağıt almamızı istiyorlar ya. Baba niye öyle istiyorlar? Boş ver oğlum. Sonuçta o okulda okuyacaksın yani. O bazen de olabiliyor madenci bey. Okullar zorda olabiliyor ekonomik olarak ve sizlerden böyle fotokopi kağıdı ne bileyim kalem falan isteyebiliyorlar. Anlıyorum fakir bey. Pahalı bir şey mi peki? Yok hayır bey o kadar pahalı değil aslında Ferit Ayres yani kağıt sonuçta. Bunu da ekledim Ferit Ayres listeye ekledik tamamdır. Ahmet abi madenci bunları aldı. Bir tane mavi çanta, kalemlik, not defteri ve fotokopi kağıdı. Hesaplar hesaplayabilir misin Ahmet abi? Hemen hesaplıyorum kardeşim şöyle hop e, 5 desek 4 desek. Abicim 20 altın tutuyor. Oha Ahmet abi onlar 20 veremez ki. Biraz düşürsek olmuyor mu ya? E ne kadar düşürebiliriz ki kardeşim ne çıkartabiliriz? Mesela fotokopi kağıdı. A4 kağıdı bunu çıkarsak ne kadar oluyor Ahmet abi söyler misin bak. Vallahi billahi üzüleceğim he. Abicim dur hesaplıyorum evet düşüyor fiyatı şöyle bir hesaplayayım. 18 altına düşüyor kardeşim. Sadece 2 altın mı bu? Evet kardeşim maalesef. O oh abi Ahmet abi neyse ya şöyle yapalım. Madenci ve 20 altın tutuyor. Aman Allah'ım çok fazla. Evet ya babam bunu ne ki. Tamam hiç üzülmene gerek yok ufaklık. Sen de üzülme madenci. Sen kontrollerde hep dürüstlüğün ön plana çıkmış bir insansın kardeşim. Diyeni bütün birisin. Çok teşekkür ederim abi. Ne kadar teşekkür etsem az. Evet benim babam değil. Evet yalan söylemeyeceğini bildiğim için kardeşim sana şöyle bir teklifim var. 15 altına bırakıyorum. Tamamdır abi. Allah ne muradın var Zayarsin abi. Vallahi billahi sen çok iyi bir adamsın abi. Yemin ederim ödeyeceğim abi. Evet benim babam aldığı bu ödeyeceğim abi. İyi tamam güzel bak. 20 altın normalde ama ben sana 15 altına bırakıyorum. Ödersin madenci kardeşim öyle değil mi? Abi Allah kuran gelmeyeceksin abi. Yemin ederim abi. Ege kusura çarpsın abi. Anne babam ölsün ki abi Allah kuran gelmeyeceksin abi. Elime bana işte, geçti. Yemin ederim ödeyeceğim abi. Allah kuran gelmeyeceksin. Evet benim babam ödeyeceğim. <laughs> güzel hadi bakalım maden sana şöyle vereyim ufaklık bunları Hop hadi bakalım gidebilirsiniz Sağ ol abicim ya sen harbiden büyük adamsın Vallahi teşekkür ederim abi Teşekkür ederim abi Önemli değil ne demek Kovulduk kardeşim kapıdan dışarı çıkabilirsin yürü git Ya neden Ahmet abi niye bu kadar sinirlendin ya Lan oğlum zarar ediyoruz lan. 25 altınlık malları sen nasıl hangi hatle 15 altına satarsın geri zekalı. Ya Ahmet abi sen kar edeceksin diye madenci mi üzülsün? Bak madenci hep kontrollerde dürüst birisi oldu Ahmet abi. Hiç silah taşımadı kötü hiçbir şey yapmadı Ahmet abi. Adam ödüllendirdim işte ne olmuş yani. Zaten o yalancı birisi değildin Ahmet abi. Yıllar geçer o yine 5 altına öder abi sen merak etme. İnşallah öder kardeşim. Çok sinirlendim şu anda. Bir daha kimse böyle bir şey yapmıyorsun tamam mı lan? Biz veresiye defteri mi tutacağız bir de? Tamam Mehmet abi. sinirlenmeye gerektirecek bir konu yok yani ortada. Ufak bir jest yaptık işte madenci. Aa, tamam kardeşim ben neyse. Hadi bakalım müşteri bekleyelim. İyi tamam Ahmet abi. Hoş, hoş, birader arkana baksana lan. Allah Allah ne olmuş? Ah siz mi geldiniz? bir kapıyı kapasaydınız Allah aşkına. İçeri soğuk giriyor ya. Her neyse. Ufaklık söyle bakalım. Öğretmenin sana ne verdi? Önce selamın aleyküm diyeceksin lan. Evet önce selamünaleyküm aleyküm demezsen konuşmaz ha. Ee, tamam selamünaleyküm. aleyküm. aleyküm selam. Ne istiyorsun söyle bakayım. <laughs> Sadece ufaklık senden şöyle bir liste istiyorum. Böyle bir liste istiyorum. Alınacaklar listesi. Ha öyle mi? Hangi sert söyle bakayım. Evet hangi sertle öldüğünü söylemezsen konuşmayacak seninle. Neden ya? Sen ne alakası var bu işin? Ben çocuğumu öyle ettim baba. Gayret dışında kimseyle konuşmuyor. Sadece Gayret Tepeli arkadaşı var. Aynen. Gayret Tepeli konuşmuyorum. E o zaman nasıl alacağız sana kırtas eşyasını ufaklık? Bana listeyi ver. İyi tamam al liste işte burada. Şöyle bir bakalım listeye Ferit Ne yazıyor lan burada? Allah Allah anlamıyorum ya. Burada üç tane bir şey var böyle değişik. F başlıyor başa ama anlamıyorum. Bu Türkçe değil ki. Tamam birader bana ver ben çeviririm sana lan oglim hadi la çocuğumun eğitimine önem veriyorum la. İyi tamam be 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 beyefendi buyurun bana çevirin ben size vereyim hemen. İyi tamam birader birincisi ya kardeşim kardeşim boya defteri. Boya defteri tamam şöyle boya defteri burada boya defteri şöyle aldım. Başka ne yazıyordu orda beyefendi anlayamadım da. Şöyle bakayım ee, boya kalemi evladım. Boya kalemi tamam bunu da aldım tamamdır başka ne yazıyor? Son olarak birader oglim kitap istiyorlar kitap alacaksın oglim Kitap tamam bir de kitap var Ferit şöyle kitabı da alalım Tamamdır 3 tane şey öyle değil mi? Evet evet birader laftamı anlamıyorsun lan 3 tane şey işte Harbiden çocuğum birazcık anlamıyor bu kafadan sıyırmış o limbo ya. Ya ne kafadan sıyırmışı ya? Farklı dille yazmışsınız anlamadım ki. Neyse Ahmet abi bunlar ne aldı biliyor musun? Bir defter pardon defter diyorum kitap. Daha sonra böyle bir boya kalemi gibi bir şey aldılar ve boya defteri aldılar. Hesaplayabilir misin Ahmet abi? İyi, hemen hesaplıyorum kardeşim şöyle hop 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 hop. Toplam 16 kardeşim. Allah 16 biraz fazla değil mi Ahmet abi? Ne fazlası lan söyleyeceksin işte korkma. İyi e, e, tamam e, toplam 16 tuttu. E, beyefendi adınız nedir bu arada? Benim adım Gayret Epe'li Salıdur ha. Oğlum adım Mokoli. Merhaba ben Mokoli. İyi <laughs> <laughs> e, tamam e, dediğim gibi 16'ın tuttu. Neden o kadar tuttu birader bir şeyler çıkarsak mı ne oğlum? Evet baba ya biraz fazla tuttu öğretmenimiz bayağı şey istiyor ha. Evet ya biraz fazla 16 e, verecek misiniz? Elbette elbette birader ona altın vereceğiz. Hadi bakalım çıkart oğlum sen ne lan para? İyi tamam baba ya veriyorum ya. Al parayı birader yıkıl karşımdan. Gayret tepeli olmayanlar normalde para vermem ama sen iyi bir abiye benziyorsun. Evet evet sen iyi babiye benziyorsun her neyse. İşimiz bittiyse eşyalarımızı verin de gidek ama. Tamam tamam hadi bakalım şöyle. Ahmet abi adamlar ürünlerini geri istiyorlar. Şöyle verelim sana vereyim ufaklık şöyle. Bana ufaklık dersen bir daha kafanı kırarım ha. Evet evet ufaklık da neyse. senin yaşında arasını satayım ha. İyi tamam ya benim yaşımda öyle kabul ederim Ferit Tamam mı gidebilirsiniz beyefendi. Kardeşim ben bayağı yoruldum ya. Dükkana bir nokta koysak mı sence bugün? Evet Ahmet abi, abi, abi yarın devam edelim. Bu dükkanı yarın neşetiriz ya. İyi tamam kardeşim. Hadi herkes evine. paydos dost. Tamamdır abi sana şöyle parayı vereyim. Evet dükkanımız kapalıdır. Ferit Ay yavaştan videodan sonra gelin. Video like atıp kanalımıza benim aşağıya unutmuyorsunuz. Yorumlarınızı kalp bırakıyorum. Hedefimiz 10 bin like. Sağda solda 2 tane var. 2 tane lütfen tıklayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.